Hapis olmuş karakolda. Vay, naver, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Ben mesajları merak ettim. Nedir bu? Hemen ilkinden şey yapalım. Öncesinde şunu açayım. Öncesinde mi? Ya Rezi. Burak şaşırdın ha. Abi ben çok utanacağım. Saçların mı ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim. Senin için rüzgarda hep yağmur mu var? Günaydın, orada mısın? Almanya'dan Sercan ben. Müsait misin? Çok kötü. Almanya'dan Sercan. Böyle cevap alamazsın tatlım. Müsait misin? Ne bu? Radyo sesi mi? Almanya'dan Sercan. Bu ne abi ya? Aydın. Uyandın mı prenses? Ha? Cici kız. Uyandın mı cimcime? Mesela bu neden? Neden abi? Bak ben size bana gelen bir ses kaydını okutayım, dinleteyim mi? Mesela ses kaydı nasıl olmalı? Bekleyin. Şimdi bulacağım hemen. Bir saniye hemen bulacağım hem de. Azıcık bekleyin. Bekle bekle. Yani ses kaydı dediğin nasıl olur bir herkes görsün. Dursun, durun. Durun! Birazcık bekleteceğim. Çok azıcık bekleteceğim ama sizi. Bak bugün dinledim mest oldum. Bulacağım. Oha abi sizde bir şey söyleyeceğim yalnız. Yani şu mesajları yavaş atın. Yavaş yavaş. Ezileceğiniz, birbirinizin üstüne basacağınız. Durun hele. Anam yok, mümkün değil. Mümkün değil vallahi. Bulmak imkansız şu andan itibaren abi. Gerçekten imkansız. Böyle bir şey olamaz yani çünkü. Hadi bul bunların içinden bulabiliyorsan. Bulacağım durun. Ha! Bak çok sevgili bir tanem, bak Dilara yollamış. Kıvırcık saçlı halim için yollamış. Şimdi hazır mısınız? Dinle. Bir insana makyaj bu kadar yakışsın. Bak bitti mi bitmedi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bakar mısın? Bakar mısın? Muazzam. Bir insana makyaj bu kadar yakışsın. Çok güzelsin. İşte bu. İşte bu. Şöyle atsanız düşecek herkes ama işte düşüne bak. Saçın ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedim. Sercan, müsait misin? Bu entelektüel abaza. Biraz cheesy ama güldüm yani. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Sen gerçekten böyle şeyler hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyorum ben. Ben yapayım seni. Sevmem. Bırakacağım, sen yapma da gerek yok. Gel tatlım. Power FM'e hoş geldiniz. Oğlum ağlayacağım şimdi lan evet krizden. Ya, çok kötü. Krizden gözlerim doldu. Bence cringe değil abi. Nasıl manyak mısın? Güzel. Ya. Art niyet yok. Yok. Hiçbir kötülük yok abi. Ay ama çok kötü be. De. Ya sen manyak mısın ya? İyi mi şimdi bu? Sercan ben. Müsait misin? De ki o seks yapmalıydı. Yani mesela diyorum, ben çöpe bismillah diye uyanırdım. Hiç olmadığı gerçeği değiştirmiyorum. Müsait misin? Saçların mı ıslak? Bana söyleme ya! Oğlum ya ben niye? Ya çiçeği mi söylüyorum kanka? Sen varsın insan olarak. Git kameraya söyle. Saçların mı ıslak yoksa? Bak siz söyleyince bile çok kötü oldum abi. Ne olur artık. Devam. Merhabalar Burcu Hanım, adım Erkan. Size Trabzon'dan asıyorum. Acaba size bir şey sormam mümkün mü? Bence sormuşsun. Ay bir de ne soracak daha? Derine mi? Merhabalar, size Kütahya'dan azıyorum. Size bir şey sormam mümkün mü acaba benim? Adın kalite, soyadın marka, göbek adın Raga mı? Elimde kelepçe.
nüfuz edeceğim. Bilinçaltı yazmış, anladın mı? Kendisi değil. Erkancığım elendin. Yeyi unutmuş. Belli ki mumuyu da ayıramıyor. Yani yeye de basamamış. Evli misin? Erkan Bey mahvolmuş. Aşağıda basmış. Demek ki klavyede bir sıkıntı yok. Azıyor demek ki Erkan. Erkan'ın başına vurmuş. Amca abımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ne bu? Şimdi bloğuma çok garip bir adam yazdı. Çok değişik bir amca, anlayamadım. Mesajları ben size okuyorum. Hazır mısınız? Sevgi mi arıyorsun sen? Hayır. Adınız ne? Ne yapacaksın amca? Bir git işine. Cevabımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kaç yaşındasın? Çok garip bir adam yazdı. Sana ne? Çok değişik bir amca, anlayamadım. Sen mesaj attın. Canım çok güzelsin. Fotoğrafındaki karın mı? Yok benim o. Onu anladık. Kadın yok, ne güzelim. Fotoğrafında karısı var herhalde. Fotoğrafında karısı falan dedim. Salak mısın? Salak numarası mı yapıyorsun? Instagram profilimdekini mi diyeyim? Instagram profilimdekini mi diyeyim? Yazık. Instagram profilindeki mi diyeyim sen? Instagram profilindekini mi diyeyim? Yazık ya. Ya tamam, o benim. Tamam tamam, kusura bakmayın. Yaşınız kaç sizin? Burada. Tamam tamam, iyi akşamlar. Yaşınız kaç? Hiç demedim. Özür dileriz, özür dileriz. Ben de 18 yaşındayım. Size bir yaş büyüğüm. Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Önemli değil. İyi günler abicim. Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? O da diyor ki hayır teşekkürler, iyi günler. Şimdi bu ses kaydı geliyor. Olalım mı, olmayalım mı? Hayır diyorum ya diyor. İyi günler o zaman. Ama bir şey diyeceğim ya. Olalım mı, olmayalım mı? Dur dalga geç. Asıl bununla da... Arkadaş olalım mı? Oğlum zaten adam... Arkadaş olalım. Belki mesela... Bir dakika kız, bu arada belli ki 17 yaşındayım mı dedi kız. Adam da diyor ki ben de sizden bir yaş büyüğüm, 18 yaşındayım. Tanışalım, ne diyorsun dayı? Ne anlatıyorsun lan? Mesaj gelmemiştir. Olalım mı, olmayalım mı? Olmayalım. İyi günler, size de iyi günler. Bence bu arada olmaz çok ya. Tatlı bence. Arkadaş bu olalım. Tatlı mesela. Hani bak bu güzel asil bir hareket. Zorlamış zorlamış, anlamamazlığa vurmuş. Sonra tamam iyi günler o zaman. Evet, sonra umudu kesiyor. Çünkü benim başka yani. Yetişecek yürüyeceğim kızlar var. Bir de eşi varmış tabii yanında, o da bir tabii ayrı bir olay. Benim o, benim o. Ya değil arkadaş oralım olmayalım. Profilimi mi diyorsun sen? Yaş, takipçi sayısı fark etmiyor abi. Hem cinsim yazıyor. Bak karşıdaki evet, kim olursa olsun evet. Yazan kişi de kaç yaşında? Hala yıllardır bitmeyen bir muhabbet. Ben gizli lezbiyenmişim. Kendimi gizliyormuşum, tepkilerden çekiniyormuşum, korkuyormuşum. Anlıyormuş bunu. Bunu anlıyormuş benim hareketlerimden. Öyle diyor, vallahi öyle diyor ya. Ay ben mi çekineceğim Allah aşkına? Çıldırdınız mı siz? Neyden çekineyim? Bugün bu arada şey, Eti Nero bedava bisküvi yollamış bana. Müsaade size bir taraftan onu kemireceğim. En çok hem cinslerim yazıyor. Şaka yapmıyorum gerçekten. Ve bu hani şey olarak değil, canım benim çok güzelsin, çok tatlısının ötesi, çok ötesi arkadaşlar. Gerçekten çok ötesi. Çok. Ne olursa olsun. Devam edelim Gözdeciğim. Utanırım sanmam. Bakalım. Şu an saçların ne renk profilini gezince aklıma o takılı bir de. Kahve. Onu içeriz. Güzel. Şu an saçların ne renk profilini gezince aklıma takılı. De burada helal olsun lan. Ben etkilendim. Ama içmeyiz. Mesela kızlar yazınca böyle oluyor demek ki. Hemen direkt sadede gelip. Ben bu netliği seviyorum ama. Ha anlamadın. Tekrar tekrar bakıyorsun şu an. Kahve renk aynı zamanda içecek ya. Onu anladık lan. Bir yerden tanıdık mı geliyor? Kahve kahve. Onu anladım. Ben mesela bir seksüel olsam söylerim bu arada arkadaşlar. Ben söylerim. Millete ne ki yani, ben niye insanlardan çekineyim, bana ne insanlardan, oturup da insanları mı takacağım? Anladım, kahve de üsttekini anlamadım ya. Kızlar yürümeyi bilmeyen diyenler utanır mı sanmam. Hani kızlar, kız yürümüş bu sefer. Kız burada. Yani yürüyen kız. Kahve içelim diyen kız. Kahve olur içeriz kız bu. Bu taraf kız. Yani yürümeye kontrol yapmış. Hayır. Yani kahve dediği an bu herif demiş ki en son. Bak bir dakika. Hayır bak oku. Bir dinle. Hayır, bak abi. Kız diyor ki
Şu an saçların ne renk? Profilini gezince aklıma o takıldı bir de diyor. Oğlan da diyor ki kahve. Kız da diyor ki olur içeriz. Önce oku. Ya anladım oğlum. Kahve. Ya bu da meğer diyor, meğer. Hayır o değil. Konuşma buradan başlıyor. Böyle başlıyor. Bu bunun başlığı. Ha öyle mi? Evet. Ben anladım onun sıkıntısını. Evet, aben. Çocuğu yani. Bu üstteki yazıyı konuşmam. O yüzden diyorum böyle oku diyorum. Devam. Aa, bu efsane, bu efsane. Bu ya gerçekten ben belediyeyim. Selam selam, ne haber? Gayet iyisiniz. İyi. Erkek misin? Belediyeyim ben. Nilüfer süper. Efsane. Selam selam, ne haber? Gayet iyisiniz. İyi erkek misin? Belediyeyim. Tamam belediye olsun. Tamam ben belediye. Selam'ı. Selam. Ne bu? Gayet iyisiniz. İyi erkek misin? Belediyeyim ben. Lüfer süper. Bence de süper. Yarın sevdiği havalara giriyoruz arkadaşlar. Efendim ben... Bir dakika. Bunun için ben bir şey yapmak istiyorum. Ne benim o? Alıp... Şu an sesim değişti mi? Değişti mi şu anda sesim? Ha, tamam. Efendim ben sizin finansal köleniz olmak istiyorum da ne isterseniz yaparım. Hep emrinizde olurum burada. Hiçbir şeye karşı gelemem efendim. Böyle köpek gibi olurum efendim. Beğendiniz mi efendim sesi? Ben sizin finansal köleniz olmak istiyorum da. Efendim ben sizin finansal köleniz olmak istiyorum da. Neyse böyle şeyler var bu arada gelen. Bence hepimize geliyor. Sana var mı? Tabii tabii bir sürü. Finansal köleden kastım evet. Şu. Ben sana para vereceğim. Evet evet. Köpek gibi bana davranacaksın. Evet, atıyorum evet. Yani. Ne isterseniz yaparım. Hep emrinizde olurum burada. Hiçbir ses şey kaydında havlıyorum ben. Arkadaşlar. Daha gelmedi ama. Efendim. Beğendiniz mi efendim sesi? How how how. Ses de havlıyor mu? Açıyorum. How 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 geldim. How 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 how. Bir de ritmi hiç de tonu yok, hiç de tonu yok. Ritmi kalmamış. How 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 how. How how. Yanlış yapmışsın. Önce hangi takımda olduğunu öğreneceksin. Sonra mesela herhangi bir marşa göre havlayacaksın. Mesela diyecek ki Galatasaray'ım. How 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 how. Üzüldüm. Çok üzgünüm şu an. Geldiğimiz noktaya üzgünüm. Arkadaşlar ne Beşiktaş'ı bu hayatın anlamı Galatasaray. Loy 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 loy
Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray. Lay 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 lay. Beşiktaş'ım, o da bak sıra. Ha 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 ha. How 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 how. Hangi takımı tutuyorsa ona göre yapacaksın diyorum. Ben bunun için ince oha. Yok lan artık. Hadi lan oradan. Bunun için niye yiyecekmişim ben? Deli mi siz desiniz? Tam tersi ben şu an herkese taktik verdim. Kolay gelsin şimdiden hepinize. Abartmayın ya harbiden. Blue TV'de Çıplak diye bir film dizi var. Orada öğrendim. Ve para karşılığı gerçekten böyle bir fantezi türü varmış. Olabilir. Köpek işte köle falan yapılıyormuş. Arkadaşım bak bu... Bu yıllardır lan. Ben lisedeydim bu muhabbet vardı. Ha işte tam onun için zaten Güney flört fenerliyim demiştir o. Kimse linç etmedi be. Kimse bizi buradan izliyorsan yapma böyle şeyler kendine. Yazık günah. Böyle sence abimiz geri duş alabilir mi? Alır. Nasıl alır ya? Yani bak vallahi yazarlar sana böyle. Herkes havlar yemin ediyor böyle söyleyeyim yani. Bilmiyorum. Alır. Bir kere avlar. Bu tarz abi finansal köle ne demek? Öncelikle sana bunu sormak istiyorum. Yalarım. Ne yapıyorsun? Ya bunlar konulmaz zaten. Konulmaz aramızda yani. Eğleniyor. Abi finansal köle benim bildiğim kadarıyla... Ben tam tersini futbolcu taraftar arkadaşlara şu anda aramızın sımsıkıya bağlandığını hissediyorum. Nemin. Bursa Spor hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum Bursa Spor marşı. Hiç. Karşı tarafa para karşılığında istediklerini yerine getiriyorsun. Evet. Bağlantı doğru. Ama sen para veriyorsun galiba. Tabii öyle evet. Mi? Evet. Tabii tabii derken hayırdır? Hayırdır oğlum? Öyle yani. Tahmin ettim öyle. Öyle diye biliyorum. Ben de çok hakim değilim. Şimdi arkadaşlar televizyonlarda bir tane ekonomi programında oradaki sunucuyla... Ya o çok iyi. Yürüyor değil mi? Yürüyor. Evet. Ay geliyor ikisi. Merhaba, Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir. Dezenfektanla uğraşıyordum, kusura bakmayın yakalandım. Günaydın. Günaydın Ebru. Böyle yakalanmaya can kurban. Benim değil yani. Yeter ki dezenfektanla paylaşacağız. En çok neyi özledin araştırması yapmış bugün Abdülkadir Selvi. En çok neyi özledin size de soracağım birazdan. Evet. Geçen gün bir şey izlemiştik hatırlıyor musunuz? Hep şu ses sonu vardı. Dışarı çıkarken şöyle bir kapıyı bir çekip kapat da bittim ben kapıya çıkalım. Yani burada da Saime, yani Saime vibe'ı var burada da. Saime'ydi değil mi onun adı? Heh, sıkıca kapat kapıyı.
Yani Saime vibe'ı var burada da. Yani sanki böyle hani bir sürü merdiven çıkmışsın. Hani o nefes nefeselik ya da başka bir aktiviteden çıkmışsın. Yani o nefes nefeselik. Anladınız mı? Ya da artık aktivitesizlikten nefes nefeselik almak. Geçen gün bir araştırma yapmışlar. En çok neyi özledim? Bayağı yürüyor bunlar birbirlerine. Alev, ateş şu anda match oldular, anladın mı dating app'te? Bayağı iyi yani. Şimdi ben marketlere bakıyorum. Sebze meyve dönemi üretim başladı. Marketlerden kafanı kaldır da az buraya bak. Şimdi çok ilginç rakamlar var. Sen ben de şoka giriyor musun? Nasıl ya? Espri mi? Market olarak mı yoksa? Ooo! Zaten bir internet iş. Şimdi çok, çok ilginç güzel rakamlar var. Sen ben de şoka giriyor musun? Şikayetçiydim. Sen de şoka giriyor musun? Ben genelde Carrefour'a. Modemini açıp kapatayım mı seni? Zaten bir internet tabi. Evet, şimdi girmiyor musun? Marketler ne abi? Girmiyor musunuz hiç? İşken gerçekten tabii ki bakıyorum market. Kadın yürüyor. Yani. Bağ fiyatı yarım kilo fiyatından var. Fiyat araştırman çok iyi olmuş yalnız. Yeni meyveleri toplumun gördün mü? Toplumun içinde yaşıyoruz ve... Hayır, sezon yaz meyvelerinde de fiyatlara şöyle bir bak. Çileği gördün mü mesela? Pardon, o kışındı. Şeftali kaça çıkıyor? Karpuzlar ne olacak, çok dertleniyorum. Vallahi canım sıkıntı şu an. Baksaydın. Meyvelere bence bir baksaydın. Bence yarın konuşalım. Çok yüksek, evet. Erik falan. Yarın yine gel. Erik mi yüksek? Yanına daha ya, erin yaklaşamıyor mu? Yaşında var ya. Uzatıyor hala. Adam işine konsantre olmaya çalışıyor ya sırada. Yanıklar ya bunlar. Eren. Yaz meyvelerini gördüm ben. Sen bir bak sonra konuşalım. Tamam, yarın konuşalım o zaman. Kur yapıyorlar birbirine. Flörtleşme ya. Yapıyorlar diyelim. Ya da öyle anlaşılıyor dışarıdan. Bilmiyorum, melikler melikler. Erik falan bakıyor musun? Bu ne? Estağfurullah. Bir kadının en gizli silahı elleridir Burak. Her zaman bunu kafana yaz. Ne mesela, ne yapması lazım? Adamın aklını başından böyle nereye bakmak, neyi düşündürmek istiyorsa elleriyle yönlendirir. Çaktırmadan yaptığını zannediyor ama herkes, aynen, bütün herkes anlıyor, çok net yapıyor. Bence yani abla ne düşünüyor biliyor musun? Ne düşünüyor? Ben açık açık böyle bir şey yapsam da kimse canlı yayında böyle bir şey yapabileceğimi düşünmez ama karşındaki sinyali alır diye düşünüyor bence. Ben ne dedim? Ulan ben ama ne dedim? Herkes almış yanlış. Ya ben ne dedim? Hayır, onun dediği daha mantıklı. Ben dedim daha mantıklı. Dedim ki çaktırmadan yaptığını düşünüyor. Ama hayır, yapamıyor. Anladım. Sen de dedin ki canlı yayında kimse beni anlamaz diye düşünüyor. Benim dediğim çok daha trikli, çok daha tatlı bir şey değil mi Burak? Çok güzel. Değil mi? Benim ellerim tombik biraz. Biraz tombul ellerim var benim. Triktir git kanka. Engin, benim dediğim çok güzel oldu. Evet, o zaman ben birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bitti. Hayır, daha geçeceğiz. Daha bir sürü var. Kızlarla ve erkeklerle ilk adım konuşurken ilk adım ne olmalı? Onlardan bahsedeceğim. Sen Burak Tatlıcı olarak mı bahsedeceksin? Hayır. Yani biz istatistik bilimden konuşuyoruz. Bilimden mi? Ya ne kadar güzel olmuş bu arada. Efendim, yapılan bir araştırmaya zaten göre birazdan söyleyeceğim sosyal medyada ve dating app'lerde yazılan ilk mesajlar karşı cinsten cevap almanızı zorlaştırıyormuş. Sadece ilk mesajda gözü bunu özellikle sana söylerim. Selam vermek. Veya sadece emoji atmak cevap alıp zorlaştırıyormuş. Eyvah. Vallahi hepsi çok güzel. Lan çocuk evlendi ya. Dikkatlerini çekmek için onlar hakkında negatif bir şey yazmak. İlk adım olarak onları övmek. Direkt konuya girerek date çıkmak istediğinizi söylemek. Ne yapalım biz? Amuda mı kalkalım ilk mezarı? Pee Queen taktikleri neydi? Söyle, ne yazıyorduk? Hatırlayan var mı benim taktiğimi? He? Hatırlayan var mı benim taktiğimi? Alışveriş listesi. Ama alışveriş listesinin içinde neler var? Alışveriş listesinin içinde.
çilekli süt, kaprisan, evet. Portakallı top kek. Bunu yazıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya pardon işte mesela artık ev arkadaşınız varsa işte Muhittin'e yazacaktım da. Ya da ne bileyim bunlar bak bunlar sevimli yiyecekler. Anladın mı? Çayarak kokoreç. Çeyrek kokoreç yazarsan evlilik bu arada. Hayırlı olsun şimdiden. Git damatlık ara kendine. Uzun uzun paragraflar yazmak. Bunlar olumlu cevap almanızı zorlaştırıyor ama karşı cinsin ay, ilk pardon, mesajı da güldürebilir. Bilmem kime olduğunu evet, ben şey yaptım. Cevap verilmesi için, en azından date edilmesi için diye cevap verilmesi için iyi bir çözüm. Profillerini incelediğinizi onlara hissettirebilmek, onlarla bir ortak yönünüzden bahsetmek, sadece dış görünüşüne bağlı kalmamak bunları da bir deneyince efendim insanlar görecek ki olumlu sonuç alma ihtimali yükseliyor. Ama bunlar değil işte. Değil bunlar değil işte. Onları yapmayanlar bunlar. Evet. Evet. Biraz ya. Saygı anasını satayım ya. 2,5 milyon abaza mı yarattık şu anda? Ben de nefes alıyorum. Ortak nokta. Ama abazalık değil ki ya. Biriyle konuşmayı başlatmak bana abazalık olarak gelmiyor. Mesela kimisi şey diye paylaşıyordu. Benim de çok da dalga geçtiğim bir şey bu arada. İşte oha ya yavaş ol falan diye böyle bazen paylaşıyorlar mesajlar işte selam nasılsın işte yani selam neler yapıyorsun selam ne kadar hoşsun falan he yani bu şey gelmiyor yani bana hatta bana paylaşıldığı zaman çok komik geliyor yani yuh ya. Gel evime gir bari. Saçam sen selam falan yazmış sadece. Yani tanışmadığın bir insanla nasıl iletişim kuracaksın? Öyle iletişim kuracaksın zaten. Ya öyle iletişim kuracaksın ya da şöyle kuracaksın. Burada bilmiyorum bu videoda var mı ama. Ben o videoyu nasıl bulabilirim ya? Uf. Şöyle arasam bulur muyum lan? Yok bulamıyorum. Adamı bulamıyorum. Bir tane adam vardı. Bayağı böyle önünde kağıtlar, mağıtlar şey. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Profilini gördüm ve ikinizin tanışması gerektiğini düşünüyorum. Detaylı bir video çekmiş mesela. Ciğerden. İki gözüm var. Ben de ciğerden gerçekten. Aldım. Devam. Merhaba, gülücük. Oylar ortadakine. Bak. Mystery finalistlerini koymuş. Bir de kız profil fotoğrafını koymuş. Oy. Helal olsun. Çok ama iyi. İşlemez. Anladın çok mı? İnce düşünülmüş. Yani böyle bir fotoğraf var. Mr. Kim bir de ben diyor. Kız hayır. Ben demiyor. Kızın fotoğrafını almış, buna eklemiş, uğraşmış. Sonra öyle ortadakine kek. Bunda da emek var abi. Abi bu ne ya? Abi ben emeğe saygı duyuyorum. Ben okeyim. Ben emeğe saygı duyuyorum. İşte. Uğraşmış abi, uğraşmış. Dererim. Niye seni mesela böyle ortaya koysa bir satsa gururun okşanmaz mı mesela? Okşanmaz ama şu konuda haklı. Böyle bir random gülme yaparım ben. Ya yani cevap ben verip, koparım görsem bu arada bunu, ya. Hani cevapsız evet bırakmam işte. Böyle. Gülüyor sonra engelliyor. Engellemem de yani çizgin belli edip gülünüp arkadaş olurum bununla. Ben çok etkilendim senden Alina'cığım. Çok güzelsin. Bana şans vermeni çok istiyorum. Zaman. Bir dakika bir saniye. Şunları bir okumak arkadaş isterim. Arkadaş olurum bununla. Ben çok uçakla 1,5 saat zaten. Her hafta gelirim. Sen de gelirsin. Çok isterim. Günaydın canım. Ya çok etkilendim senden Alina'cığım. Bu yüzden öyle dedim. Çok güzelsin. Bana şans vermeni çok istiyorum.
Zamanla birbirimizi iyice tanırız. Ve dediğim gibi canım, sen de istersen haftaya gelebilirim oraya. Yüz yüze otururuz, tanışırız. O andaki sinerji bizi daha iyi tanımlar. Hemen sevgili olalım demiyorum ama başlayalım diyorum. Bana evet dersen çok mutlu olurum canım. Senin güvenini kazanmak için ne istersen yapacağım. Bu zaman içinde birbirimizi iyice tanıyalım işte. Güzelim. Bizi tanıyalım işte güzelim. Seni sevdin diyenler. Senin sesin sanmıyorum. Bu şarkı söyleme ya. Şey nedir ya? İsteği nedir abi? Belki de işe yarıyor. Boş ver üzülme. Alinacığım ya canım gerçekten senden çok etkilendim. Nasıl bir ısrar lan? Çok ayıp. Hoşuma gitti. Yani 10 mesaj atmışsın yazır zaten. Yazır artık anlamda, evet işte. Tanışmayı çok istiyorum seninle bir tanem. Seni tanımak istiyorum. Bak işte bak bak böyle dizmek abi yani cevap alamamış sandık. Sal da. Sal da. Bir tanem mi? Yavaş. Yani bana bu fırsatı, bu şansı vermeni gönülden istiyorum. Seni kazanmak istiyorum. Bu arada sesin pek güzel olmasa da bu şarkıyı senin için söyledim canım. Çok cringe oldum ya. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Abi, sesini beğendim. Çok güzel sesin. Ama o istemiyor ilk lafı. Türkü söylüyorsun. Yani en azından bir Serdar Ortaç falan söyle yani. Ölene kadar aşık olamazsın. Yine şarkılı, türkülü, bir de adam bir sürü mesela. Abi bu biraz size şey ya, rahatsız edici. Bir, beni iten bir erkekle şeyler insanla CNM. Orada makale yazmışsın, A ve I'yı mı koyamıyorsun? Ali hocam çok etkilendim, sen ne gördün ne etkilendin? Bir kere tipten etkilenen insanlardan soğumaya başladım büyüdükçe. Fotoğrafını beğenip bu kadar yaldır yaldır yürümeni gerektirecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Bakarsın, görüldü gelirse zaten cevap yazmasa olmuyordur. Yani havlamalar, erotik sesler, arkadan tonlamalar olmaz abi. Bu ne? İlk mesaj olarak şey tanışalım ı yazmak her zaman işe yarar. Ne diyor? Oo paşam neler biliyorsun. Ne gibi biliyor musun? En iyi örnek şey. Otobüste hani böyle ergenken şey olur ya. Bir kızla bakışıp o kızı bakarak tavlamaya çalışırsın ya. Aynen. Ya ne gibi biliyor musun? İmkansız yani. Yani arabada giderken yüksek sesli müzik dinliyorsun ya. Ha, aynen. Evet ya. Kız ne yapacak? Arabanın camına içeri mi atlayacak mesela? ama biz öyleyiz. Aa lütfen. Aa biz öyleyiz ama. Ben vallahi duyayım şurada böyle yüksek sesle benim kapımın önünden geçsin. Ben dayanamam. Camdan kapıdan atlarım arabanın üstüne. Tabii. Hele böyle bak arabada böyle Ceylan, Güllü. Tabii Cengiz Kurdoğlu. Bak bunlar çalıyorsa eğer ben direkt olarak DJ Kantik miydi? Neydi? DJ Kantik. Bunlar falan çalıyorsa ben zıplarım abi. Ben zıplarım bak atlarım ha. O kadar diyorum size. Benim için bitmiştir. Böyle şey var. Ooo şu an ne yapacağım? Cetteki kadınlar söylesin. Kardeşim arabada dayanamıyorum. Geçmiştir. Çok iyi. Ne yapacak abi ya? Terminatör. Soldan üçüncü kim? İnstası var mı çıtırın? Hayvansın annem o benim. Hayvansın annem o benim. Ooo. Ooo. Yukan da şey yaptı. İlk DM'den yürüme deneyimimiz. Ooo. Moruk bu çok ağır. Heh hazır mısın daha? Hazırım. Ya? Bak kardeş ilk önce sabret. Kızlar nasıl konuşmaya başlarsın? Bak kardeş. Abi gene kamerayı değiştirmek mi gerekiyor şimdi? Bir dakika. Kardeşim bir karar verin siz de ne taraftan yürüyeceğinize ya. Dur şuraya alıyorum kendimi. Gel bakayım yanıma. Gerek yok ya taktika yani. Bitti benim için. Bu beyefendi 10 numara 5 yıldız. Kardeş ilk önce sabret. Ya çünkü bak şöyle düşün yani. Bir kere her şeyi geçtim. Beyefendi belli ki havuza gitmiş.
kası var, elinde sigarası var, sinirli bakışları var. Bitti zaten. Kızlar nasıl konuşmaya başlarsın? Bak kardeş, ilk önce sabret. Bu ne oğlum? Bu kadar basit. Hemen bir deneme yapacağım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet, bakalım cevap alabilecek miyiz? Hikaye atmamış. Çok kolaymış oğlum. Herkes niye yalnız o zaman? Allah Allah. Ha, bu kadar mı? Mesela benim bugün attığım sizin hikayeye bir şey yaz, ben de bakayım sana cevap veriyorum. Bugün ne yaptın mesela sen? Dedim ya, uykum var dedim, evet hadi. Done'de vermişim eline, şey desene, uyuyamadın mı prenses? Çok kötü gerçekten. Sen, sen kızın storylerine, hikayelerine soru sorar. Ya sen al, sana ne? Bırak, görüyor musun Burak? Evet. İfşa, son dakika, Tepki Koli'nin kurucusu Burak Tatlıcı, oklar, kırmızı oklar seni gösteriyorsun. Arkadaş oldum. Çok basit bir soru soracağım. Eğip bükmeden direkt cevap ver lütfen. İşli köfte yapmayı biliyor musun? Ben onu soruyorum. Cevap bekliyor gibi duruyorsun. Bilmiyorum ama öğrenirim. Ne oldu ki? Ay Allah ya. Güldürmekten yürümeye çalış. Ben acaba... Neye güleceğiz ki? Onu anlamadım lan ben. Aptal gerçekten bak. Turtle upset hım gibi oturursun gerçekten. Anlamadım. Acaba dövmede ne yazıyor diye soracak sandım da. Fotoğrafta bu arada hiçbir şey yok ya. Ama işte yani şey. Bu fotoğraf sadece. Fotoğrafla alakamız yok şu an. Alttaki yazıya odaklı. Fotoğrafa sakın yorum yapmayın diyor. Fotoğraf alakasız şu anda ya, öyle söyleyeyim. İşte evet. Hayır, alakalı. Bikinili fotoğrafına içli köfte sorusu sorması hani şey yapıyor. Ya ben senin vücuduna bakmıyorum aynen diyor. Yani niteli. Helal olsun abi. İşte bana niye çakmıyorsun abi? Aynen senkron yap. Ben sektirdim onu. Devam. Devam. Azam, günaydın. Her insanın bir hikayesi vardır ama oğlum, her insanın nefes bir şiiri yoktur der Özdemir Asaf. Peki senin hikayen ne Azam? Abdullah, günaydın. Tabii her insanın bir hikayesi vardır. Görüntüler al, anlatayım. Ya kusura bakma kardeş, bilemezdim ya. Hakkını helal et, affınızı sığınıyorum. Rahatsızlık verdim. Allah'a emanet olun, mutlu olun. Hiç aramayayım, bence görüntülü. Böyle patlarsın işte. Mutlular diliyorum. Hiç aramayayım, bence görüntülü. Evet, arkadaşlar. Dikkatli olun. Birisine bir şey yazarken sevgilisi var mı? Eşi abisi var, var mı? Abisi var mı? Bunlar önemli detaylar. Dünyanın en asil reisi. Hemen kabullenir, sonra kardeşim kusura bak. Yok kanka, ben direkt erkeğe attı sandım. Aradaki yorumları atlıyorum, oyuna geçeceğiz. Bir belediyeye atıyorlar, olabilir ya. Yani. Evet, devam. Netflix'te ne işin var ya, nerede? Yeni içeri göre güzel. Çok iyi. Biraz klişe. Ya klişe değil, bence ben çok iyi. Güzelliğin portresini Netflix. Bu Yaren'in hoşuna giden şeyler arkadaşlar. Ben Yaren'in böyle şey diye sandım. Ya aptal! Yaren seni alırına çok çabuk düşün. Baktım senin. Ay ben hiçbir ilişkimde böyle mesaj almadım. Hiçbirinde. Gerçekten. Göremedim. Geldin. Yok güzelsin, yok gözüm. Şöylesin, böylesin. Hiç güzel olmadı. Sıfır, val sıfır. Biraz daha çalışıyorum. Zırın, hadi bakalım. Evet, devam edelim o zaman. Çekmiyorum. Yaptın lan. Tokalarımı. Devam. Emin olamadım mı? Enerjin güzelmiş ama emin olamadım. Biliyorsun kızlar kendilerini sosyal medyada çok farklı gösterebiliyorlar. Seni sıradan kızlardan ayıran özelliğini merak ettim. Ne? Abi, iş görüşmesi mi bu? İş görüşmesi mi bu?
Dumudu Polar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Yayıncıyım. Ne yapacağım? Oturup CV'mi mi atacağım ben buna? Salağa bak. Sen kimsin ya? Evet. Allah Allah. Ama imlansız. Hayırdır ya? Şeyle mi görüşüyorum? Senin sıradan kızı hayırdır, İngiltere prensiyle mi görüşüyorum? Gerizekalı. Ben mi yazdım sana? Hani evet. Sanki ben kendimi... Aslında mantıklı. Yaldır yaldır yürüyen çocuklar hiç kazanabildi mi bu hikayelerde? Yok. Ağır takılmasın. Ama bu ne diyor? Ben sana yazdım. Sen bugün şanslı günündeydin. Hadi hala hoş geldin. Beni peki alabilmek için sen ne yapacaksın? Ben... Ara beni. Ara beni. Kızlar kendilerini sosyal medyada çok farklı gösterebiliyorlar. Bu sadece ve sadece kızlara değil erkeklere de özgü bir şey. Şu an senin yaptığın gibi mesela. Doğru. Oğlum sen niye bu kadar bilendin bunu yazan? Öyle oğlum, kardeşim. Oğlum ben naif tanışmak bak, istiyor ya. Benim etrafımdaki. Herkes. Bir de sana bilebilir miyim o zaman? Dinle dinle. Dürüst olamaz. Bunu söyleteceksin illa ama. Herkes benim gibi dürüst olamaz ya. Yani mümkün değil. Mümkün değil. Herkes yani fiziğine güvenip fiziğini büyük bir özgüvenle kadın, erkek, zart, zurt, bak hiçbir şey fark etmez. Hiçbir canlı benim kadar dürüst olamaz. Kimse. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Çünkü yıllardır sporumu yapıyorum. Gluteni kestim, gluteni şekeri kes. Gör nasıl böyle oluyorsun. Gör nasıl böyle oluyorsun. Hayır, hiç ameliyat yok. Sıfır. Spor, sağlıklı beslenme, avokadolu tost, evet, gluten yok, şeker yok. Yulaf, her sabah yulaf yiyorum arkadaşlar. Her sabah bir batır. Her sabah iyi hatırlı yulaf yapıyorum kendime. Tabii. Herkes dürüst olan, herkesin o dürüstlüğü zaten artık ben beklemiyorum. Kapıklık yapmıyorum oğlum, ben tanışıyorum, arkadaş oluyorum insanlarla. Bize kalmadı. Şöyle hemen biz yeni izleyen arkadaşlarımız için bazı taktikler vermek istiyorum Burak Tatlıcı adına. Burak Tatlıcı adına mı veriyorsunuz? Hayır, yine istatistik ve bilim ilerleyeceğiz. Dating uygulamalarında genellikle kadınlar yaşları hakkında, erkeklerin ise %40'ı çalıştıkları işleri hakkında yalan söylüyorlar Gözcüğüm. O yüzden sen dikkat, erkekler... Ay gerçekten yaşı hakkında yalan söyleyen insanlar var mı? Ayıp be. Ay biraz dürüst olun, biraz Seda Sayan olun ya. DNA'da adenin, timin, guanin, sitozin genlerine is ve çikolatası karışmış sanırım. Mükemmel XX kromozomuna sahip çok hücreli canlısın. Maşallah bu ne güzellik. Hücreli canlısın. Maşallah bu ne güzellik. Ben 19'um evet. Bilimsel yaklaşmış. Bilimsel yaklaşmış aynen. Gerçekten biyolojiye. Ben 19'um. Doğru. Çalışmış aynen. Ama işe yarar mı Dalia? Yani... işe yarar mı Batuhan? Öf yaramaz, yarısını anlamadım. Bilimsel ama. Bir su versene demek kavramları kullan. Dön mesela. Şu kolda tatlı mı yedi ben? Diyorum. Köreniz olmak çok isterdim efendim. Ayaklarınızın altında hizmetinizde köleniz olmak isterdim efendim. Köleniz olmak çok isterim efendim. Ayaklarınızda... Bu ayak yani... Ben şunu anlamıyorum abi, ayağın nesinden haz ediyorsunuz? Ayak çok kötü bak arkadaşlar, Allah eksikliğini vermesin. Ne güzel yürütüyor mürütüyor ama yani benim ya ben gel ben bak bak görmeyi tahammül edemiyorum. Ayakını atmış, cevap yok. Hani teşekkür ediyorum emeğine. Çok güzel. Evet, son artık gözleyeceğim, böyle bitirelim istediğim bölümümüzü. Herkes ya it olmayı köle olma derdi. Okuyabilir miyiz? Hav 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 hav. Ben böyle mesajlara çok gülüyorum. Hav 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 hav. Köpekleri sevdiğimi bilen birisi yazdı. Kölem oradayım, yok havlayayım, yok ayağın altındayız. Burki gel birini kölemize dene. Yarın ben de başlığa hav hav yazayım. Ne bileyim. Yarın ben de başlığa hav 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 yazsam olur mu hepiniz için? Size uyar mı?